misafirler, gecemize hoş geldiniz. Ben 15 yaşında, işitme engelli, dünyalar güzeli genç bir kız annesiyim. Bundan 14 yıl önce kızımın işitme engelli olduğunu öğrendiğimde, kızım benim için olağanüstü bir kitap haline geldi. Ben o kitabın her sayfasında çok şey öğrendim. O kitapta hayattaki küçücük, önemsiz ayrıntıların nasıl birer mucize olduğunu öğrendim. Ağzımızdan çıkan tek bir harfin ne kadar kıymetli olduğunu öğrendim. Çeşmeden akan suyun sesini bile duyabilmenin kimileri için ne kadar imkansız olabileceğini öğrendim. Küçücük bir çocuğun derdini anlatamadığında gözlerindeki o kocaman çaresizliği öğrendim. En inanılmazı da zaten hayata 1-0 yenik başlamış evladımın eğitilememesi için gereken bütün şartların oluşturulmuş olduğunu öğrendim. Velhasıl ben kızımdan çok şey öğrendim. Annelerin en büyük duasıdır evlatlarının acısını görmemek. Fakat biz engelli annelerin de durum değişir. Çünkü biz deriz ki biz öldüğümüzde çocuklarımız ne yapar? Bu yüzden evlatlarımız için bizler evlat acısını göze alır ve Allah evlatlarımızı bizim arkamıza bırakmasın deriz. Biz istedik ki hayatımızın bu dönüştüğü olağanüstü kitabı baştan yazalım. O kitabı güzel şeyler yazalım. O kitapta artık zorluklar olmasın, çaresizlikler olmasın. O kitapta anneler artık çocuğumu nerede okuturum, hangi okula gönderirim sorularını sormasınlar. Bu amaçla Antalya Yörükler Derneği olarak bir yola çıktık. Bu yolda bizleri Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kepez Belediyesi, Melekler Özel Eğitim Okulu yalnız bırakmadılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte... İşitme engelli çocuklarımızın daha sağlam ve aileler için, özellikle de anneler için daha kolay eğitilebilir bir duruma getirilebilmesi için bir proje hazırlığı başlatıldı. Bu gecenin amacı da bu projeye destek olmaktır. İşitme engelli çocuklarımızı kazanmaktır. Sessizliğimizin sesi olur musunuz dedik. Çok gür bir sesle cevap verdiniz. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza, en çok da yüreklerinize sağlık.